Söylesene. Ne yapacağız? Biz değil. Sen yapacaksın. Şebnem'le evleneceksin. Şaka mı yapıyorsun sen? Şebnem senden hoşlanıyor. Kendi ağzıyla söyledi. Eğer onunla evlenirsen... Hem zaten çok az bir vakti kaldı. Yani sadece birkaç ay evli kalacaksınız. Birkaç ay ne ki? Hem o da son günlerini mutlu geçirmiş olur. Hem de çok para kalacak ona. Borcumuzu öderiz. O heriften kurtuluruz. Sonra bir süre sonra biz evleniriz. Bambaşka bir hayatımız olur. İstediğimiz Azra, her şeyi... yeter. Sen kafayı yemişsin. Kerem! Kerem! Kerem dur! Ya bırak! Saçma sapan konuşuyorsun. Kendinde bile değilsin sen. Ya tamam, başta saçma geliyor. Hatta çok kötü geliyor ama... Azra sus artık, sus. Kerem halimiz ortada. Senetlere imza attık, o parayı ödememizin imkanı yok. Başka çaremiz yok işte, keşke olsa ama yok. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ha? Benimle dalga mı geçiyorsun kızım? Kafa falan mı buluyorsun benimle? Şaka falan mı bu? Kavga geçmiyor şimdi. Ciddiysiniz mi? Azra bana bak, bana bak, bana bak, yüzüme bak! Ciddi değildim de, şaka yaptım de, dalga geçtim de, saçmaladım falan de hadi! Kerem lütfen sakin ol. Lütfen. Ben sadece ikimizi düşünüyorum. Kötü bir niyetim yok. O 500 bin ödemezsek başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Anlamaya çalış. Başka çaremiz yok. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Ve git Şebnem'le evlen diyorum. Bunu söylemek kolay mı zannediyorsun? Sevmek böyle bir şey değil ki. Ben böyle bir sevgiye inanmıyorum. Bazen oyunu kaybettiğini düşünür insan. Her şey bitmiş gibi görünür. Oysa hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Fedakarlık olmadan sevgi olur mu? Ben böyle bir sevgiye inanmıyorum. Birkaç ay ömrü kalmış. O 500 bin ödemezsek başımıza ne gelecek bilmiyoruz.
Başka çaremiz yok. Şebnem'le evleneceksin. Başın sağ olsun. Sağ ol. Ya ben senin mesajını aldım da cevap atamadım, kusura bakma. Yok, önemli değil. İnsanın başı kalabalık oluyor. Özellikle ilk günlerde. Evet. Aslında seni arayacaktım ama çekindim. Şimdi bir sürü insan arar, hep aynı şeyleri konuşurlar. Hiçbir yararı da olmaz. Öyle. Ama derslere başlaman iyi olmuş, kafan dağılır. Ben de deli gibi resim yapıyordum. Babam öldüğünde yani. Evin her tarafını boyalarla, tuvallerle doldurmuştum. İşe yaradı mı peki? Yaramaz olur mu? Evi o kadar batırıyordum ki annemin bile kafası dağılıyordu, o derece yani. Derse başlayalım mı? Buyurun. Bak gördün mü, daha rahatım artık. Tamam o zaman, ben seni tutmayayım. Sen kendin gir. Yok artık, daha neler. Sen havuzun dışında olursam girmem. Peki. Azra Hanım. Günaydın Nurdan Hanım. Geç kaldığın yetmiyormuş gibi telefonuma da cevap vermedin. Kusura bakmayın, duymamışım. Sabah dersim olmadığı için. Sabah dersiniz vardı Azra Hanım. Telefonu açmış olsaydınız yeni öğrenciniz olduğunu öğrenecektiniz. Yarım saattir sizi bekliyor. Keşke başka bir hocayı verseydiniz yerime. Ben de teklif ettim ama illa seni istiyor. Peki, ilgileniyorum hemen. Sonunda gelebildiniz. Kusura bakmayın. Önemli değil. Ben de ısınmış oldum. Hamlaşmışım bayağı. Ne zamandır spor yapmıyorsunuz? Bu aralar çok seyahat ettiğimden epeydir yapamadım. Öyle fitness'tan falan da pek hoşlanmıyorum. Ama sizle tanışınca işte dedim, beklediğim işaret. İşaret derken? Oğlum dedim, tenise başlıyorsun. Ablam da çok met etti sizi. Sağ olsun. Ne sıklıkta ders almak istersiniz? Fırsat buldukça gelirim aslında. Hatta bakarsınız her gün gelirim. Yalnız bunu netleştirelim. Başka bir sürü öğrencim var haliyle. Programı ona göre yapmam lazım. Öyleyse siz karar verin. Buna ilk dersten sonra karar verelim. Siz nasıl isterseniz. Hocam. Nefesini tutma. Güzel. Koluma bir ağrı girdi. Kramp girmiş olabilir. Çıkar beni lütfen. Çabuk. Tamam, tamam. Panik yapma, sakin ol. İstersen bir revire gidelim. Doktor bir baksın. Yok, geçti. Gerek yok. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bence bugünlük bu kadar yeter. Seni daha fazla zorlamayalım. Hayır, devam edelim. Fazla vaktim yok, bir ay içinde öğrenmem lazım. Neden bir ay? Şey,
Bir ay sonra yurt dışına gideceğim. Uzun bir sürede dönmeyeceğim. Tamam o zaman. Madem bir ayımız var, devam edelim o halde. İyisin değil mi? Bugünlük bitirelim. Saat 1'de başka bir öğrencim var. Ben yeni açılıyordum. Can Bey, tekniğinizle kondisyonunuz da yerinde. Bence derse ihtiyacınız yok. Hani hanımla beyli konuşmuyorduk? Kulüp kuralları. O zaman kulübün dışında da görüşmemiz gerek. Yarın sabah ders için uygun mu? Yarın bütün gün doluyum. Öbür gün yapalım. İyi, anlaştık o zaman. Kerem. Abla. Aa, Can. Ne işin var burada? Ne, kramp mı girdi? Önemli bir şey değil. Bu yaşta yüzme öğrenmeye çalışman takdire şayan. Hı. Sen de tenis öğreniyorsun herhalde. Şebnem Hanım. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Daha iyisiniz inşallah. İyiyim, teşekkürler. Yine de dikkat edin, fazla yormayın kendinizi. Allah korusun. Bir daha ambulans sesi duymayalım buralarda. Neslihan Hanım'a çok selamlar. İyi günler. İyi günler, söyleriz. Ambulans mı çağırdılar? Bizim ne haberimiz yok bundan? Geçen gün başım döndü biraz. Önemli bir şey değil. Şekerim düşmüş. Boşuna sizi telaşlandırmak istemedim. Can. Doğru söylüyorum, bakma bana öyle. Annem duysa var ya. Hayır, sakın. Annem duyarsa yüzüne bakmam, haberin olsun. Tamam, söylemem, merak etme. Neredesin, eve mi? Yok. Alışverişe gidiyorum. İyi akşam, görüşürüz. Görüşürüz. Anneme söyleyemedim. Ne kadar geç öğrenirlerse o kadar iyi. Bakın Şebnem Hanım. Söylemek istemeyişinizi anlıyorum. Ama desteğe ihtiyacınız var ve tabii tedaviye. Tedavi konusunda kararım aynı. Son ana kadar. Yani saklayamayacağım. Evreye gelene kadar kimse bilmeyecek. Birkaç hafta içinde saklayamayacak duruma gelirsiniz. Tedaviyi reddettiğinizi öğrendiğinde anneniz daha fazla üzülecektir. Ama şimdi söylersem beni hastaneye yatırmaya kalkacaklar. O zaman hep birlikte perişan olacağız. Ama söylemezsem yok saymak daha kolay. Bu hastalığı yok saymak mümkün değil Şebnem Hanım. Tedavi olmasanız da hastalık size kendini hatırlatacaktır. Her geçen gün daha fazla. Biliyorum. Ama farklı yine de. Hastanede olmaktan farklı. Hem tedavi olsam iyileşeceğimi söyleyebilir misiniz? Evet ama yine de... Benim yerimde olsanız siz ne yapardınız? Hiçbir şeyin değişmeyeceğini bile bile. Ne yapardınız? Size birkaç ilaç yazıyorum. Ağrılarınız hafifletir. Ama ilaçların etkisinden çok moralinizi yüksek tutmanız önemli. Sizi hayata bağlayacak insanlarla bir arada olmanız.
Kerem, ne haber kardeşim? İyi diyelim, iyi olalım ya. Benimki de soru şimdi. Kusura bakma kardeşim, nasıl iyi olacaksın ki? Aferin amca. Merkezde işler çok fena yoğundu. Bir organize suç çetesinin peşindeyiz. Ben de kaç gündür uyumuyorum. Eve de hiç uğramadım. Anca bu sabah. Bizim Recep'ten duydum. Başımız sağ olsun. Akşama istersen gel Emin amcanın yerine gideceğim. Sana da iyi gelir belki ha. Vallahi bilmiyorum ki ya. Ben bir gideyim ararım seni. Allah sabır versin kardeşim. Sırma teyzemin de ellerinden öp benim için. En kısa zamanda uğrayacağım yanına sana. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Nasıl yok? Yok işte. Koca dolapta yiyecek bir şey bulamadın mı? Sen var ya tam dayaklıksın. Oo, sen de iyiden iyiye evi boşladın valla. Meris'e gitmeler bitti, adaya gitmeler başladı. Oh! Kızım bir dursana, bari yüzünü görelim. Anne, pestilim çıktı sabahtan beri. Kafam da bozuk zaten, ne olur. Ne oldu? Niye kafan bozuk? Kız Azra, işle ilgili bir sorun mu var? Ya bu odanın hali ne? Şey ablacığım, birkaç gün sonra bir parti var da... ...şu senin geçen gün giydiğin elbiseni arıyordum. Ama galiba geri vermişsin, ararken böyle dağıldı. Ama vallahi toplayacaktım ya. Ya ben sana laf anlatamıyor muyum? Kaç kere diyeceğim, karıştırma dolabımı. Azra, kızım ne bu sinir? Anne hortum çıkmış odada. Eksik olmayın, çok sağ olun. Çok ani oldu, çok. Kerem galiba. Ağladığını duymasın. Çok üzülüyor sonra kendisi de. Kerem sen misin oğlum? Evet anne benim. Neredeydin? Sabah erken çıkmışsın, telefonun da kapalıydı, merak ettim. Orhan Bey, taziyeye gelmiş babanın arkadaşı. Piyasadan ortak işleri varmış. Biliyorsun baban ne kadar kötü oldu. Kusura bakmayın, adınızı bir kere bile duymadım ağzından. Ben çay demlemiştim, onu getireyim. Ne işin var lan senin burada? Validemi ziyaret edeyim, taziyelerimi sunayım dedim. Burası Dingo'nun ağrı değil. Öyle kafana göre gelip gidemezsin. İstediğim gibi gelip giderim. Benim kafamın tasını attırma. Buraya bile elinden alırım seni. Vardırım lan seni. Defol git bu evden. Allah'a fık elimde kalacaksın ha. Ne oluyor Kerem? Yok yok. Bir şey oldu yok. Kerem beni tanıyamadı herhalde. Ama zaman içinde daha yakından tanıyacak. Değil mi Kerem? Size de zahmet verdim. Kusura bakmayın. Kim bu Kerem?
Bela bir tefeciye bulaşmış. Çok borcu varmış Fırat. Rıza amca. Hadi ya. Şerefsiz herif. Hayvan gibi de faiz bindirmiş üstüne. 500 bin istiyor. 500 bin mi? Ne diyorsun sen ya? Ne yapacağımı bilmiyorum kardeşim. Şaşırdım kaldım. Hocam ben nereden bulacağım bu kadar parayı? Nasıl kurtulacağım bu beladan? Herif resmen öldürmekle tehdit ediyor ya. Seni seviyorum Kerem. Çok seviyorum. Ne olur ara beni konuşalım. Azra, sofra hazır kızım, hadi gel. Yok anne, aç değilim ben, yiyin siz. Ne oldu kızım? Neyin var senin? Bak üzüyorsun ama beni böyle sus pus. Ya sen eskiden hiç böyle değildin, her şeyini anlatırdın bana. O çocukla aranız bozuk değil mi? Anneciğim yok bir şey. Sen bilirsin kızım. Ne yapacağım ben? Ne demek ne yapacağım? Merkeze geleceksin, şikayet edeceksin herifi. Dağ başı mı lan burası? İyi diyorsun da... herifin güvendiği bir şey var belli ki. Arkası sağlam. Şimdi ihbar etsem, suç duyurusunda bulunsam... etmediğini bırakmaz. Hadi beni geç. Ama annemle Azra söz konusu oğlum. Onları tehlikeye atamam. Böyle daha çok tehlikedeler kardeşim. Bak, bu adamlara boyun eğersen daha çok tepene çıkarlar. Ellerinden kurtulamazsın. Hem parayı versen bile peşini bırakacağı ne malum? Gene tehdit eder. Ananı vururum, karını keserim der. Her istediğini yaptırır sana. Yok yok, böyle olmaz. Bu adamların gözünü korkutmak lazım. Kanun var, nizam var memlekette. Ya daha kötü olursa? Ya iyice diş bilerse? Orasını düşünme sen. Ben hallederim. İhbar ederiz. Ama kimliğini gizleriz. Amirime de söylerim. İsimsiz ihbar. En temiz. Olur mu ki? Olur mu olmaz mı görürsün sen. Annem mahvoldu bugün ya. Yarın teyzeme gidecek. Gitsin de kafasını dinlesin kadıncağız. Biz de bu arada şu meseleyi halledelim. Hallederiz, hallederiz. Merak etme sen. Bu adamın adı sanı, yeri yurdu belli ne de olsa. Ani bir baskın, senet menet. Bir de ruhsatsız silah bulduk mu, doğru cezaevine. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Hoş geldiniz Şebnem Hanım. Merhaba. Şebnem. Anne beni mi bekledin bu saate kadar? Beklemese miydim? Koskoca kadın oldum artık. Hala ben gelmeden uyuyamıyor musun? Koskoca kadınmış. Hala benim gözümde o küçücük kızsın. Bir göz doktoruna gitsen diyorum artık. Benim çok uykum var, ben yatmaya gidiyorum. İyi geceler.
İyi geceler. Anne. Ben yurt dışına çıkmayı düşünüyorum. Hayırdır, tatile mi? Evet, biraz tatil. Biraz dinlenip uzaklaşmak iyi gelir diye düşündüm birkaç ay. Birkaç ay mı? Nereden çıktı bir tanem birdenbire böyle? Anne, şimdi bunu tartışmasak. Çok uykum var. Seni öpüyorum ve yatmaya gidiyorum. Şebnem. Şebnem. Efendim? Sende bir şey var. Bu seyahat işi falan ne oluyor? Beni sürekli sorgulamandan gına geldi. Esti işte. Ne var bunda? Biraz uzaklaşıp kafamı dinleyeceğim. Nereye mesela? Ya bilmiyorum, daha plan yapmadım. Ama beni biraz rahat bıraksan, biraz kendi kendime kalsam her şey çok daha kolay olacak. Şimdi izninle odama çıkacağım. Allah rahatlık versin canım. İyi geceler. Yapamadım oğlum. Başaramadım. Yanlışı seçtim bilmeden. Bir çuval inciri berbat ettim. Beni affedin. Tek dileğim bu. Sen benim gibi olma oğlum. Her zaman güçlü ol. Annene de sahip çık. O sana emanet. Beni affet. Baban Rıza. Günaydın. Günaydın. Al şunu. Kendine bir şeyler alırsın. Sağ ol abla. Kahvaltı etmeyecek misin? Yok anne, işe geç kaldım. Olmaz öyle şey. Dur. Aa. Al bunu. Yolda yersin. Her gün televizyonlar bas bas bağırıyor. Kahvaltı en mühim öğündür diye. Al bakalım. Sağ ol anne. Hadi Allah işini rast getirsin. Görüşürüz. Görüşürüz abla. Bir tanecik kızım benim. Abla işte. Seni böyle mahzun görünce dayanamadı. Pırlanta kalpli kızım. Aklım seninle kalacak be oğlum. Keşke senle geleydin. Nasıl geleyim anne? İşe gitmem lazım. Hem yarın yarışım da var. Sen beni merak etme. Birkaç gün bilemedim, bir hafta kalır dönersin zaten. Hem çok uzak değil ki. Birkaç saatlik yol. O tefeciyle sakın dalaşma. Allah korusun bir şey yaparsana sonra. Korkma sen. Hiçbir şey yapamaz bana. Hem dedim ya, bu işi kanuni yollarla halledeceğiz artık. İnşallah. İnşallah evladım. Hayırlısı şu beladan bir kurtulsak. Hadi hadi bin artık. Allah'a ısmarladık. Güle güle annem.
İyi yolculuklar. Teyzeme çok selam söyle. Kerem ellerinden öpüyormuş dersin. Üzülme artık. Alo, Fırat ne yaptın? Adamı bulduk, merkeze getirdik abi. Komiserin yanında şimdi. Sen de rahat ol artık. Halloldu bir şu işi. Komiserin bunun gözünü bir güzel korkutur. Bu gece nezarette kalır. Yanında doğru savcılığa havale ederiz. Çok sağ ol kardeşim. Çok sağ ol. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Ne o, çıkıyor musun hemen? Çıkıyorum. Kulübe gidiyorum, derse geç kaldım. Kahvaltını et önce Şebnem. Beklesin biraz ders, ne olacak? Kulüpte ederim anne. Gel. Gel. Böyle bir rotaya ne dersin? Uyumamış sabaha kadar bunlara bakmış. Güney Amerika nasıl fikir? Ya da Meksika'dan başlayıp kuzeye, Costa Rica, Küba ya da Arjantin'den de başlayabiliriz. Nasıl yani? Sen de mi geliyorsun? Evet. Gelemez miyim? İnanmıyorum sana anne. Neyse sonra konuşuruz bunu. Derse geç kaldım şimdi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Azra. Özür dilerim. Sana öyle bağırmamalıydım. Biliyorum sen de öyle birden düşünmeden konuştun. Pişman olmuşsundur eminim. Hadi ama uzatmayalım, barışalım artık. Bu konuyu da unutalım gitsin. Neyi unutacağız Kerem? Nasıl unutacağız? Hala başımız belada, hala paramız yok. Merak etme, ben hallettim. Nasıl hallettin? Her şey yoluna girecek. Güven bana. Söz veriyorum.
Barıştık değil mi? Ben küsmemiştim ki sen trip atıyorsun. Ne yapayım kızım ya? Çıldırdım sen öyle birden saçma sapan konuşunca. Ben senden başka birisiyle nasıl evlenebilirim Azra? Senden başka bir kadına nasıl dokunurum? Aklın alıyor mu seni? Hem ben zaten bilmiyor muyum? Tamam desem üstüme çullanacaksın, burnumdan getireceksin. Kıskançlıktan kudurursun be sen. Orası öyle de. Ne yapayım? Başka çare... Şişt. Tamam. Kapandı bu konu artık. Anlaştık mı? Hadi ben kaçıyorum, vapura yetişmem lazım. Nereye? Adaya. Yarışım var ya. Kaç ay önce başvurmuştum hani, para ödülü için. Gerçi fazla bir şey değil ama gelecek her kuruşa ihtiyacımız var. E iş ne olacak? İzin aldın mı? 2 gün dersim yok zaten, merak etme. Ama Nurdan Hanım'dan izin kağıdımı da aldım. Başarılar dilemek yok mu? İyi şanslar. İki gün sonra görüşürüz. Görüşürüz. Azra, kusura bakma geç kaldım. Yok rica ederim, başlayalım hemen. Bugün ders yapmasak olur mu? Olur tabii, nasıl istersen. İyi misin, bir şey mi oldu? Semra, sen bir şey beğenmedin mi? Yok. Ya istediğim gibi bir şey yok burada. Böyle daha tarz bir şeyler bakıyorum. Başka yerden bakarım artık. Nişantaşı'ndaki butiklerden bakabilirsin. Ama oralar biraz pahalı. Olabilir. Yani para pek mühim değil zaten. İtalya'ya yollayacağımız modellerin son düzeltmeleri nerede? Burada efendim. Hı. Bu ne? Ne oldu? Bir soru mu var? Sence? Kusura bakmayın, bir hata olmuş. İtalya'ya göndereceğimiz modellerin arasında Fransız modellerin ne işi var? Kontrol etmemiş miydin? İnanın ki ettim ama gözümden kaçmış. Sen benim asistanımsın. Gözümden kaçmış gibi bir bahaneye sığınamazsın. Eğer böyle bir hatayı tekrar edecek olursan kendini kapının önünde bil. Neslihan Hanım. Çıkabilirsin. Bu hatayı düzeltmeden de karşıma gelme. Biraz sert çıkmadın mı? Ece çok akıllı ve yetenekli bir kız. Ama aklı hala bir karış havada. Hata kabul etmediğimi öğrenemedi. Gittikçe babaanneme benzemeye başladım, farkında mısın? Bırak babaanneni şimdi, otur. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Şebnem. Sen de fark etmiyor musun bizden ne kadar koptuğunu? Kendi tercihim. Hiçbir şeyini anlatmıyor bana. Sana da.
Belki anlatacak bir şey yoktur. Evden çıkmaya başlayalı daha ne kadar oldu ki? Ne yaptı, ne yaşadı? Anlatacak nesi var ki? Eskiden birlikte zaman geçirirdiniz, eğlenirdiniz. Hiç o günleri özlemiyor musun? Özlesem ne olacak ki? Şebnem değişti. Bu hastalık onu bambaşka bir insan yaptı. Bu kadar basit. Bizim de onu böyle kabul etmemiz gerekiyor. Özledim diyelim. Üzüldüğümde kalacağım. Sen de bu kadar takma bence. Bu kadar kolay değil Can. O senin ablan, benim de kızım. Benim spora gitmem gerek. Görüşürüz. Annem kafayı benimle bozdu. Sürekli neredesin? Ne yapıyorsun? Bir şeyin mi var? Devamlı böyle. Anlıyorum, onun için de kolay değil ama yine de bunalıyorum işte. Ayrı yaşa sen de. Benim kafanın etini yememiş oldum. Ben ayrı eve çıkacağım, annem de kabul edecek. İmkansız. Ne yapabilir ki? Benim param olsa bir saniye durmam bizimkilerle. Biz de pek öyle değil. Babam öldüğünden beri annem hiç yalnız kalamıyor. Sadece beni değil, Can'ı da bunaltıyor. Koca adam oldu, o bile yalnız eve çıkamıyor. Sırf annem üzülmesin, koca evde yalnız kalmasın diye. Ama şanslısın yine de. Yani en azından kaçabilecek bir yerim var. Sizin adadaki ev ne kadar güzel, tam kafa dinlemelik. Bunu aldıkça kaç işte oraya. Hadi o zaman. Nereye? Adaya git dedin ya. Birlikte gidelim. Ha ama. Aması maması yok, hadi. Ama yarın dersim var sabah. Tamam, bizim tekneyle gideriz. Kaptana söylerim. Sabah istediğin saatte bırakır seni. Tamam o zaman. Ben bir üstümü değiştireyim. Otoparkta seni bekliyorum. Selam. Ne haber? İyidir. Bugünlerde çok sık karşılaşıyoruz. İyi oluyor, boş ver. Başka türlü görüşeceğimiz yok. Sen nereye, eve mi? Yok, birkaç günlüğüne adaya gidiyorum. Yine? Annem dayanılmaz bir hal almaya başladı. Sorma. Bak ne diyeceğim. Ben de seninle adaya geleyim mi? Eski günlerdeki gibi. Şafak vakti bisiklete bineriz. Ben her zamanki gibi seni geçerim. Aslına bakarsan biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. İyi, sen bilirsin. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Azra, durma orada öyle. Baktıkça fena oluyorum. Gelsene sen de. Hiç gerek yok, ben burada iyiyim. Orada oturarak tadı çıkmaz ki. Gel. Yok, ben burada anca duruyorum zaten. Ben tutacağım seni. Hadi gel. Hadi. Sıkı tut ama. Bak, bırakma sıkı. Aşağı bakmazsam sorun yok. Gerçekten çok şey kaçırıyormuş. Sağ ol.
başladı yarışlar. Kerem de burada yarışıyor galiba. Aa, gerçekten mi? Okuldan beri böyle bulduğu yarışlara katılır o. Hadi gidip bakalım o zaman. Olur. Hah, bak orada. Kerem. Kerem. Sizin ne işiniz var burada ya? Bizim burada evimiz var. Azra ile oraya gelmiştik. Kulüpten izinli olduğunu biliyordum ama yüzme yarışına katılacağını söylememiştin. Azra söyleyince çok şaşırdım. Ne bileyim, aklıma gelmedi. Olimpiyatlara katılmıyorum ya sonuçta. Hadi benim gitmem lazım. İyi seyirler. İyi şanslar. Şey, akşam yemeği bekliyorum. Nizam 69. Tepedeki ev. Söz vermeyeyim. Ne zaman bitecek bilmiyorum. Önemli değil, biz zaten geçeriz. Evet Kerem, kırma Şebnem'i. Peki, gelirim. Kızım ne oldu? Ne bu surat? Yok bir şey. Cevap versene. Aa, ne oluyorsun kızım, delirdin mi? Yok bir şey. Hani elbise almaya gittiydin sen? Almadım. Niye almadın? Almadım işte, beğenmedim hiçbir şey. Vazgeçtim zaten, gitmeyeceğim partiye martiye. Allah Allah. Dünya kadar dükkan var. Yarın beraber çıkar bakarız. Yani yaşına uygun bir şey bulamadın mı koskoca şehirde? Buldum. Buldum da bu paraya değil anne. Bana bak. Senin o beğenmediğin paraya ben zamanında kaç gün çalışıyordum biliyor musun? Biliyorum. 40 kere anlattın ya. Kalk elini yüzünü yıka. Asabımı bozma benim. Madem hiçbir şey beğenmiyorsun, okursun, adam olursun, çok para kazanırsın. O zaman istediğin elbiseyi alırsın. Başka bir arzunuz var mı Şebnem Hanım? Teşekkürler, her şey çok güzel. Afiyet olsun size. Kutlarım Kerem, harikaydın bugün. Sağ ol ya. Ama önemli değil bunlar. Ön elemeydi sadece. Yarın finaller var. Gurur duydum. İşte benim hocam dedim. Efendim Suat Bey. Merhaba, buyurun. Evet. Hayır. Bir saniye. O hisseleri tutalım. 2 milyondu değil mi? Tamam. Altın mı? Olur. Ben size tabiyim. Hı hı. 3 milyon olur. Dediğim gibi ben ilgilenmiyorum bu işlerle. Siz ilgilenirseniz sevinirim. İyi akşamlar. Pardon.
Eminiz çok güzelmiş. Ben de çok seviyorum. Keşke daha sık gelebilsem. Niye gelmiyorsun ki? Tek başına sıkılıyorum. Annem pek gelmiyor. Daha doğrusu babam öldüğünden beri neredeyse hiç gelmedi. Babam son günlerini bu evde geçirdi. O yüzden biraz hüzünlü oluyor. Anne nasıl, atlatabildi mi? Bilmem. Bana belli etmemeye çalışıyor. Ama zor tabii. Herkes için zor. Ama insanın hayat arkadaşını kaybetmesi daha zor galiba. Öyle galiba. Azra, senin baban hayatta mı? Benim? Evet, hayatta da görüşmüyoruz. Yani nerede, ne yapar bilmem. Önemli de değil zaten. Aa, ben annemi arayacaktım, pardon. Kusura bakma, canını sıktım. Senin acın daha çok taze. Yok yok ya, önemli değil. Arada böyle kötü oluyorum işte. Alışamadım hala. Tamam anne. Tamam, Semra ile konuşacağım ben. Hadi iyi geceler. Nereden çıktı bu ada sevdası anlamıyorum. Tek başına ne yapıyor orada? Ah. Sen saracak başka bir şey bulsan anneciğim kendine. Ne bileyim, dernek işleri falan. Boş kaldıkça ablama sarıyorsun. Ben mi boş duruyorum Can Bey? Şirketler kendi kendine idare ediliyor herhalde ha? İkinizden de hayır yok zaten. Sok gene lafını. Aman fırsat bulunca sakın esirgeme. Oldu mu? Belki aşık olmuştur. Belki sevgilisiyle adadadır şimdi. Olamaz mı? Sen bir şey mi biliyorsun ha? Hadi ben kaçtım. Geç gelirim. Ya da gelmem, bekleme. Bir şey mi biliyorsun dedim. Ben de kaçıyordum zaten. Aa, nereye gidiyorsun? Hemen geliyorum. Kımıldama. Kımıldamayın ikiniz de. Efendim anneciğim. Evet, adadayım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne işler çeviriyorsun? Hiç. Kendisi davet etti beni. Senin burada olman tamamen tesadüf. Eminim öyledir. Kerem. Kız senden hoşlanıyor işte, flört ediyor. Düşündüğün kadar zor olmayacak. Azra, kapatmamış mıydık biz bu konuyu? Neye uğraşıyorsun hala? Uğraşıyorum çünkü hallolmuş bir şey yok. Güvenmiyor musun sen bana? Ben öyle bir şey söylemedim. Tanıyamıyorum seni. Ya şu kızın halini görmüyor musun? Ne varmış halinde ya? Sen kendi haline bak. Herif iki gün sonra yakamıza yapışırsa ne olacak? Hallolacak diyorum. Öyle hallolmazsa başka bir yolunu bulacağım. Ama o yol bu yol değil. Hem sen... Sen nasıl göz yumacaksın buna? Senin niyetin ne hazır ha? Belki de tefeci falan değil senin derdin. Bambaşka daha büyük bir şeyin derdindesin belki de. Benim derdim sensin Kerem. Biziz. Hayatımız.
Tamam, merak etme. Hadi kapatıyorum şimdi. Yarın görüşürüz. Öptüm. Gerçekten gitmem lazım. Yemek için de çok teşekkür ederim. İnanmıyorum. Gecenin bu saatinde iki genç kadını adanın tepesinde yalnız bırakacaksın. Öyle mi? Evet Kerem. Sabah yarışın yok mu zaten? Git gel yapmamış olursun. Son vapuru da kaçırdın. Sen burada kalırsın. Banyoda temiz havlu var. Başka bir isteğin var mı? Yok, sağ ol. Peki. İyi uykular. İyi geceler. Senin odan da sağda. Ama önce sana giyecek bir şeyler vereyim. Otursana. Olur mu? Olur tabii. Teşekkürler. Sana bir şey soracağım ama doğruyu söyle. Siz Kerem'le eski sevgili falan değilsiniz değil mi? Biz mi? Yok, arkadaşız biz. Söylemiştim ya. Öyle olsa söylerdin herhalde. Söylerdim tabii. Söylemez miyim? Sence sevgilisi var mıdır? Yok, bilmiyorum. Bence kesin vardır. Yoktur bence. Ben babasının cenazesine gitmiştim. Olsaydı orada görürdüm. Hı. Sen bayağı hoşlanıyorsun Kerem'den ya. O kadar belli oluyor mu? Salakça davranıyorum değil mi? Yok. Ben anladım. Yani gözlerinden belli oluyor bence. Benim hakkımda ne düşünüyor? Hiç konuştunuz mu? Saçmalıyorum, kusura bakma. Gören de liseli sanacak beni. İstersen ağzını arayabilirim ama. Yok, o kadar değil. Yani ben zaten fazla kalmayacağım burada. Dedim ya, seyahate çıkıyorum. Uzun sürede dönmem. İyi bir anlamı yok zaten. Belki vazgeçersin seyahat. Yok, vazgeçmem. Azra. Konuştuklarımız aramızda kalır değil mi? Tabii. Aşk olsun. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler.
uyuyamadım. Seni üzdüysem özür dilerim. Ben o senetlere niye imza attım zannediyorsun? Seni çok sevdiğim için aptal. Sana zarar gelecek diye ördüm koptuğu için. Seni böyle üzgün görmeye dayanamıyorum. Kıyamıyorum sana. Ama saçının teline zarar gelirse ne yapacağım ben? O zaman beni başka bir kadına peşkeş çekmeye kalkma. Sen gerçekten kalın kafalısın Kerem. Anlamıyor musun? Asıl benim için ne kadar zor hiçbir fikrin yok. Tamam, sesini yükseltme. Ya kız sana nasıl ayılıp bayıldığını anlatıyor içeride. Ben de susup dinliyorum, düşünebiliyor musun? Fazla yavaş, duyacak. Bir de böyle sırıtarak dinliyorum kızın senin hakkında söylediklerini ya. Kolay mı zannediyorsun? Kerem, anlamıyor musun? Korkuyorum ben. Ya senin dediğin gibi halli olmazsa? Sadece senin değil, benim de hayatım söz konusu. Hem bir kötülük yok ki bunda. Kız zaten... Tamam, yeter. Ben böyle bir şey yapmayacağım. Eğer sen de beni seviyorsan, eğer anlattığın kadar kıymetin varsa, sen de bir daha bu konuyu açmayacaksın. Anladın mı? İsterse o herif beni vursun. Koymaz bana. Anladın mı? Anladın mı dedim. Bir ses duydum, sen miydin? Ha evet, mutfağa su içmeye inmiştim. Bir şey mi oldu? Yok, ses duyunca merak ettim sadece. Hı. İyi uykular. Sana da. Günaydın kardeşim. Affedersin, uyandırdım galiba. Yok ya, önemli değil. Yarışı yetişecektim zaten. O yüzden kalkmam lazımdı. Ne oldu? Sana kötü bir haberim var. Senin şu tefeci serbest bırakıldı. Ne? Nasıl? Adamın mekanına baskın yapıldı. Ama adam temkinli çıktı. Bir delil, senet sepet, ruhsatsız silah falan hiçbir şey bulunamadı. Ne olacak şimdi, ne yapacağız? Tutuksuz yargılanacak. Muhtemelen de beraat eder. Kahretsin. Sakin ol kardeşim. En azından ihbar edenin sen olduğunu bilmiyor. Gözü korkmuştur biraz. Bundan böyle daha dikkatli olur. Öyle her yerde işkiyalık yapamaz. Biz de başka bir çare düşünürüz bu arada. İnşallah. Öğrenebildin mi kimmiş? Kim dedin? Rıza'nın oğlu mu? Emin misin?
Hasan. Teşekkürler. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Otursana. Hiç zahmet etmeseydin ya. Ben hemen çıksam daha iyiydi. Yok artık. Azra da erkenden gitti. Seni hayatta bırakmam. Azra çıktı mı? Hı, kulüpte erken dersi varmış. Hadi otur. Günaydın. Günaydın. Başlayalım mı? Biraz akşamdan kalmayayım da. Onu söyleyeyim. İyi, ayılırsınız. Çok sağ ol her şey için. Benim çıkmam lazım artık. Yarış saati de yaklaştı. Ben de geliyorum. Çantamı alıp hemen çıkarız. İşe gitmiştir, gelir. Biri dışarıda, biri içeride beklesin. O herifi bulmadan çıkmayın benim karşıma. Seni küçük seni. Pardon, hanımefendi. Üzerinizdeki kıyafetin faturasını görebilir miyim? Fatura mı? Ben bunu daha önce aldım. Fatura yanımda değil ki. Elbise üzerimdeydi zaten. Hanımefendi, alarmı kendisi sökmüş. Ödeme yapmayı da unutmuş herhalde. Sizi şöyle içeri ofise alalım. Bir yanlışlık var, benim bu elbise. Hanımefendi, kamera kayıtlarına bakalım. Elbise sizin miymiş? Lütfen, buyurun, buyurun. Efendim Semra? Abla, ben bir mağazadayım. Hemen gelebilir misin?
Ne oldu, iyi misin? Abla. Hanımefendi. Kardeşiniz. Ne? Ay yok. Hayır hayır, polis çağırmayın lütfen. Tamam, geliyorum ben hemen. 20 dakikaya oradayım. Ters bir şey mi var? Önemli bir şey değil, halledebilirim. Acelem varsa atla bırakayım. Sağ ol. Söylesene ne olmuş, belki bir yardımım dokunur. Dedim ya, önemli bir şey değil. Kız kardeşim bir şey almış mağazadan, çıkarken alarmı ötmüş. Yanlış anlaşılma yani. Ha, bir şey yürütmüş yani. Hayır canım, ne münasebet. Semra öyle şey yapmaz. Herkes gençken bir şey aşırır. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Dedim ya, önemli bir şey değil, yanlış anlaşılma. Ben şöyle inebilirim, teşekkür ederim. Benim de burada işim vardı zaten. Semra, ne oldu anlat bakayım. Elbiselerden birinin alarmını açmış, üzerine giymiş, mağazadan çıkarken yakaladık. Hayır, yapmaz öyle şey. Semra, anlatır mısın ne olduğunu? Maalesef durum ortada. Polise bildireceğiz. Ayrıca alarmı sökerken elbiseyi yırtmış. Ödemeniz icap edecek. Tamam, belli ki bir hata etmiş. Polisi karıştırmayalım. Ne kadar söyleyin, ödeyeyim ben. 549 lira. Ne? Efendim Timur Bey. Evet. Evet, burada. Kusura bakmayın. Baş üstüne. Affedersiniz. Bir yanlış anlaşılma oldu. Can Bey, tanıyamadım. Kusuruma bakmayın. Buyurun, gidebilirsiniz. Beşinci Adalar Yüzme Yarışması'nın galibi Kerem Gürsoy. Tebrikler. Tebrikler. Eyvallah. Kutlarım. Birinci olacağını biliyordum. Harikaydın. Sağ ol. Hadi gel. İyi bir kutlamayı hak ettin. Nereye? Çok değişik bir planım var. Önce dilek dileyeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Boş ver, lafını etmeye değmez. Ama bir daha deneme bence. Her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsin. Siz eve mi? Evet. Gelin bırakayım. Yok. Vallahi zahmet etmeyin. Zaten bir arkadaşımıza uğrayacağız önce. Peki. Yarın görüşüyor muyuz hocam? Evet tabii. Kim bu abla? Öğrencim mi? Evet öğrencim, rezil oldum sayende. Ya abla, özür dilerim. Evde konuşacağız Semra. Anneme söylemeyeceksin değil mi? Semra, doğru eve gidiyorsun. Akşam konuşacağız bunları. Müzik
Al bakalım. Bu ne için? Aa, bilmiyor musun? Daha önce hiç gelmedim deme. Ben en az 20 kez gelmişimdir. Küçükken 23 Nisanlar'da babamla birlikte gelirdik. Bütün sene dileklerimi biriktirirdim. Sonra suskunluk yolunu da hep aklımdan geçirirdim. Suskunluk yolu? İleride. Başlangıç noktasına geldiğimiz zaman sana haber vereceğim. O andan itibaren hiç konuşmayacaksın. Sadece düşüncelerine ve dileklerine odaklanacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık komutanım. Peki bu ip ne işe yarıyor? Yürürken ipi ardında bırakıyorsun. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum ama adet böyle işte. Hadi bakalım. Dilekler hazır mı? Yok, yani tam değil. Ne dileyeceğiz ki? Herkesin dileği kendine. Hayatta en çok ne istiyorsun? Aşk mı? Para mı? Sağlık mı? Yoksa sadece yaşamak mı? Peki, hazır mısın? Hazırım. Al bakalım Melis çayı. Sinirlerine iyi gelir. Melis çayı mı? Melisa yani. Hadi ne oldu anlat bakalım. Ne bu halin? Delirtecek bunlar beni Melis ya. Kimler? Kim olacak? Semra ile annem. Ne yapmış biliyor musun? Elbise çalmaya kalkmış. Ne istese yapıyorum yine yaranamıyorum ya. Dersleri düzelsin diye özel hocaya gönderiyorum. Dershaneye gönderiyorum. İyi bir eğitim alsın diye elimden geleni yapıyorum. Kız gidiyor hırsızlık yapıyor ya. Haklısın ama dersle kursla olmuyor bu işte. Etrafında bir sürü zengin çocuğu vardır. Hepsinin üstünde son moda pahalı kıyafetler. Sonra televizyondan, internetten her şeyi öğreniyorlar zaten. Ya ne yapsın, özeniyordur kızcağız işte. Ben de özeniyorum. Benim de etrafımda onlar var. Gidip hırsızlık yapmıyorum ama. Tamam canım, sakin ol. Korkmuştur o da, bir daha yapmaz zaten. Hele bir yapsın. Ya takma bu kadar kafana. Genç kız sonuçta. Hangimiz yapmadık ki ergenlikte saçma sapan şeyler? Ya Azra, derdin bu olsun, boş ver. Telefonda sesin o kadar kötü geldi ki ben Kerem'le kavga ettiniz, ayrıldınız falan sandım. Yok canım. Allah korusun. Buradan başlayabiliriz. Telefonunu sessiz al. Şu andan itibaren çıt çıkmayacak. İstersen ara Kerem, o da gelsin. Burada kalın bu gece. Özlemişsinizdir birbirinizi. Adadaydı Kerem ama dönmüştür belki. Ben kalkayım o zaman. Başka zaman kalırız. Sen kal. Kız kıza laflarız işte, ne güzel. Yok canım ya. Dün de kalmadım evde. Annem merak eder şimdi. Başka zaman kalırım ama. Peki madem öyle olsun. Kusura bakma Melis. Başını şişirdim senin de. Ya hiç olur mu öyle şey? Saçmalama. Bir gün ben de senin başını ağrıtırım. Ödeşiriz. Hadi görüşürüz.
Mumlar dikildi, dilekler dilendi. Şimdi sırada ne var komutanım? Ada gezimizin sonuna geldik. Artık yemek yiyebiliriz. Oh be, vallahi açlıktan ölüyordum ha. Nedense gün biterken her şey daha bir güzel görünüyor. Ne diledin? Ne dilekler söylenir mi ki? Neden söylenmesin? Sen söyle o zaman. Peki. Şunu diledim. Sahip olduğum her günü bir armağan olarak görebilmeyi. Bu kadar güçlü olmayı. Ölene kadar yaşadığım her anı doya doya yaşamayı. Ve... Ve gerçek bir aşk yaşamayı. Masallardaki, filmlerdeki gibi bir aşk. Umarım hepsi gerçek olur. Umarım. Azra Hanım. Sesini çıkarma sakın. Hadi bas, bas, bas. İstersen gitme bu saatte sen de. Burada kalabilirsin. Yok ya, kalamam. Dönmem lazım. Peki, nasıl istersen. Teşekkür ederim. Sayende çok güzel bir gün geçirdim. Ben de. Ben... Affedersin. Benim gitmem lazım. İyi geceler. İyi geceler. Kerem Bey. Nerelerdesiniz ya, merak ettik. Ulan sen. Ben ya. Orhan Efendi. Seni bulamayınca sevgilini misafir ettik biz de. Oğlum bak, ona bir şey yaparsan öldürürüm lan seni. Kerefsiz herif. Bırak onu çabuk. Aa, öyle bırak demek de olmaz. Eğer çok merak ediyorsan yerimizi biliyorsun. Gel al. Hadi bekliyorum. Ha bana bak. Sakın yine polise falan gideyim deme ha. Silahım sevgilinin kafasına dayalı şu an. Ah benim güzel yüzüm. Alim Allah, çekerim tetiği, acımam, söyleyeyim sana. Sakın, sakın. Tamam, tamam. Geliyorum. Polise falan gitmeyeceğim. Bir saat oradayım. Yarın gelirim anneciğim. Geç oldu şimdi. Tamam anne. Hadi bak, uykum geldi, uyuyacağım. Tamam anne. Yarın görüşürüz. İyi geceler.
Azra. Ben geldim işte. Bırak onu. Dur ya. Önce bir konuşalım değil mi? Geçen sefer kimin kafasına dayadık biz bunu? Senin değil mi? Anlattık derdimizi. Ama anlaşılmamış ki sen benimle sidik yarıştırmaya kalktın. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Eğer şu kız kadar delikanlıysan adam gibi ödersin borcunu. Bir daha da polise molise gidersen, beni şikayet edersen... Etmeyeceğim. Tamam, tamam etmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Bırak onu. Çek beni, vur. Yok. Bir daha yamuk yaparsan seni değil, onu vuracağım. Bu sana son ikazım. Bir daha çenemi yormam. Anladın mı beni? Anladın mı beni? Anladım. Yüksek. Anladım. Tamam, tamam, tamam. Al şu parayı. Oğlum, böyle 3 kuruş, 5 kuruş da bitmez senin borcun. Ben sana söyleyeyim. Kazandıkça getirip vereceğim. Buldukça kapatacağım borcu. Daha ne yapayım? Efendi olacaksın. Çok sinirlendirdin beni Kerem. Bey. Bak. Bey dedik. Adam yerine koyduk. Ama sen ne yaptın? Bana kazık attın. Yemem oğlum ben bu kazığı. Sinirlenince faizim işler benim. Sinir katsayıma göre artar benim faiz oranım. Mesela şu an %50'leri buldum. Borcun artık 750.000. Vaden de 2 ay indi. Haberin olsun. Azra Hanım, özür dilerim. Seni bu işe bulaştırdığım için kendimi hiç affetmeyeceğim. Hepsi benim suçum. O herif sana bir şey yapsaydı... Ne yapardım, nasıl yaşardım?
Aşkım. Affet beni. Şebnem Hanım. Şebnem Hanım. Şebnem Hanım. Sen haklıydın. Hiçbir çaremiz yok. Dediğini yapacağım. Şebnem'le evleneceğim. Yani Şebnem buna yanaşır mı bilemem. Ama elimden geleni yapacağım işte. Evet, bazen beklemek gerekir. Beklemek ve sabretmek. Ne olursa olsun hiç unutmamalı insan. Hayat öyle garip bir oyun ki, uzak ve imkansız görünen bir şey bir anda yakın ve mümkün olabilir.